Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı dün 102. yılını kutladı. 1919 yılında 16 ülke ile diplomatik ilişkiler kuran Azerbaycan şu anda 159 ülke ile diplomatik ilişkiler geliştiriyor. Bilindiği gibi Azerbaycan'ın uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünde rolü ve prestiji artıyor. Bölgede lider bir devlet olarak Azerbaycan dünyada söz sahibi ülkelerden biridir. Elbette bu başarıların elde edilmesinde Azerbaycan'ın izlediği dış politika büyük önem taşımaktadır. Azerbaycan diplomasisi özellikle son yıllarda büyük başarılar elde etti. 2020 ve 2021 özel bir önem taşıyor. Bu Azerbaycan'ın askeri, siyasi ve diplomatik tarihinde parlak bir dönem olarak kalacaktır. Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin önündeki ana görevlerden biri ülkenin bağımsızlığının dünyanın büyük güçleri tarafından tanınmasını sağlamaktır. O zamanki Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 2 yıllık döneminde Azerbaycan'ın 20 ülkede diplomatik misyonları ve konsoloslukları vardı. Azerbaycan diplomasisinin en büyük başarısı 1993 yılında Büyük Önder Haydar Aliyev'in yeniden iktidara gelmesiyle elde edilmiştir. Milli diplomasimiz son 30 yıldır sürekli savaşıyor. Uluslararası kuruluşlarda Ermeni yalanlarına karşı savaştık. Azerbaycan hakkındaki gerçekleri tüm dünyaya aktarmayı başardık. 44 günlük süren savaşta en ağır ve en şerefli görev Azerbaycan diplomasisine düştü. Milli diplomasimizin başında ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev vardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sadece askeri operasyonlardan sorumlu başkomutan değil, aynı zamanda diplomatik cephenin de ön saflarında yer aldı. Yabancı kanallarla günlük reportajlar, dünya liderleriyle gergin telefon görüşmeleri ve zorlu diyaloglar Azerbaycan'ın hem savaş alanında hem de diplomatik cephede zaferiyle sonuçlandı. Bugün Azerbaycan'ın yurt dışındaki büyük elçilikleri başarıyla faaliyet göstermektedir. Milli diplomatlarımızı tebrik etmenin yanı sıra faaliyetleriyle öne çıkan ve Azerbaycan için yorulmadan çalışan profesyonel diplomatlarımızdan da bahsetmek istiyorum bugün. Evet, bugün Azerbaycan diplomasisinden bahsederken öncelikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dış politikadan sorumlu yardımcısı Hikmet Hacıyev'in faaliyetlerinden bahsetmek gerekiyor. Evet, Hikmet Hacıyev 44 gün süren Büyük Vatan Savaşı'nda 24 saat yorulmadan çalışan, yabancı medya ile sürekli temas halinde olan ve Azerbaycan gerçeklerini dünyaya aktaran bir profesyoneldir. Açıkçası Hikmet Hacıyev bugün Azerbaycan diplomasisinin keşfettiği bir Azerbaycan sevdalısıdır. Azerbaycan için çok büyük stratejik öneme sahip kardeş Pakistan'daki büyük elçiliğimiz de her zaman aktif olmuştur. Pakistan'da uzun yıllar büyük elçilik yapan profesyonel diplomat Daşkın Şikarov'dan sonra büyük elçi Ali Elizade de Pakistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkıda bulunmayı başardı. 500 bin Azerbaycan Türkünün yaşadığı komşu Gürcistan'daki büyük elçiliğimizin faaliyeti de son bir yılda niteliksel bir değişim geçirdi. Yeni atanan büyük elçi Faik Guliyev komşu ülkede kısa sürede çok başarılı diplomatik faaliyetler yürütmeyi başardı. Faik Guliyev'in büyük elçi olarak atanmasıyla Gürcistan ve Azerbaycan ilişkilerinde niteliksel olarak yeni bir tarihi sayfa açılmış oldu. Katar'daki Azerbaycan Büyükelçiliği de başarılı bir diplomatik birliktir. Büyükelçi Reşat İsmailov, Katar kamuoyunda ve medyasında Azerbaycan hakkındaki gerçeklerin yayılmasında çok aktif olmuştur. Uzun yıllar Azerbaycan'ın Türkmenistan Büyükelçiliğini yapmış profesyonel bir diplomat olan Hasan Zeynalov, kapalı bir ülke olan kardeş Türkmenistan'da Azerbaycan'ı haklı olarak temsil etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni diasporasının en güçlü olduğu Los Angeles baş konsolosluğu resmen savaşıyor. Başkonsolos Nesimi Ağayev Ermeni yalanlarına karşı mücadelede çok cesur diplomatlarımızdan biridir. Ve defalarca Ermeni diasporasının çeşitli provokasyonlarıyla karşılaşan Nesimi Ağayev Azerbaycan'ın ABD'deki çıkarlarını sonuna kadar savunuyor.
Kardeş Türkiye ile ilişkilerimiz o kadar iç içedir ki devletleşen bu ilişkilerde büyükelçiliklerin özel fedakarlık yapmasına gerek kalmıyor. Ama yine de İstanbul Başkonsolosluğumuzun faaliyetlerini not etmekte fayda var diye düşünüyorum. Türkçe konuşan ülkelerden olan Kazakistan'daki büyükelçiliğimiz de iki ülke ilişkilerinde önemli diplomatik misyonlarından biridir. Azerbaycan'ın Kazakistan Büyükelçisi Reşat Mammadov bu ülkede Azerbaycan için çok şey yapmış bir vatanseverdir. Moldova'daki Azerbaycan Büyükelçiliği de en iyi diplomatik birliklerden sayılır. Azerbaycan'ın Moldova Büyükelçisi Gütsü Osmanov, Azerbaycan hakkındaki gerçekleri yaymak ve bu ülkedeki Ermeni yalanlarını ortaya çıkarmak için yorulmadan çalışan profesyonel bir diplomattır. Kısacası birçok vatansever ve profesyonel diplomatımız var bugün. Hepsini yürekten kutluyor ve Azerbaycan adına çalışmalarında başarılar diliyorum. Azerbaycan bugün çevre terörüyle karşı karşıyadır. Yaklaşık 30 yıldır Ermenistan, Azerbaycan topraklarında saldırgan terörist bir rejim yaratmakla kalmamış, aynı zamanda Azerbaycan'a karşı bir çevre terörü politikası izlemiştir. Ermenistan doğaya karşı suç davranışlarından hala vazgeçmiyor. Çevreye verilen zarar her geçen gün artıyor. Ermenistan Azerbaycan'a akan Okçuçay nehrini zehirliyor. Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtardığı Zengilan bölgesinde acı bir gerçeği keşfetti. Ermenistan'dan Azerbaycan'a uzanan Okçuçay nehri ağır metallerle kirletiliyor. Nehirdeki kirlilik oranı öyle yüksek ki toplu balık ölümleri görülüyor. Okçuçay Nehri 83 kilometre uzunluğunda. Büyük bölümü Ermenistan topraklarında yer alıyor. Yakın zamanda Ermeni işgalinden kurtarılan Zengilan bölgesinden geçen bu nehir Azerbaycan'a uzanıp Güney Kafkasya'nın en büyük ikinci akarsuyu Aras Nehri'ne dökülüyor. Okçuçay Nehri'ndeki kirlilik seviyesi Azerbaycan için son derece hayatı önem taşıyor. Çünkü birleştiği Aras Nehri ile Azerbaycan'ın tarım arazileri sulanıyor. Fakat Okçuçay Nehri sulama yapmaya elverişli değil. Ermenistan'daki maden işletmelerinin atık suları artırılmadan nehre bırakılıyor. Nehrin içerdiği ağır metal atıkları sağlık için tehdit içeriyor. Zengilan'ın işgalden kurtarılmasından sonra Azerbaycan'ın Çevre Bakanlığı Okçuçay Nehri'nin su kalitesini ölçmek için bir test yaptı. Sonuçlara göre nehirde yüksek oranda ağır metal var. Demir oranı normal değerlerin 4 kat, nikel oranı ise 7 kat üzerinde. Bu yüzden nehrin rengi zaman zaman beyaza hatta asit sarısına dönüşüyor. Mart 2021'de toplu alabalık ölümleri görüldü. Yüksek orandaki ağır metal sadece akarsu faunasını bozmakla kalmıyor. İnsan sağlığı için de son derece tehlikeli. Ermenistan Helsinki sınır aşan su yolları sözleşmesine taraf değil. 1992'de kabul edilen bu uluslararası belge iki veya daha fazla devletin sınırlarını kat eden yüzey ve yeraltı sularının çevreye duyarlı kullanılıp korunması için uluslararası işbirliğini güçlendirmeye hizmet ediyor. Ama Ermenistan her zamanki gibi çözümü değil, çözümsüzlüğü tercih ediyor. Okçuçay Nehri'nin geleceği belirsiz. Ermenistan üzerine düşeni yapmazsa çevre felaketi her geçen gün büyüyecek. Geçen hafta Ermenistan'ın döşediği mayınların patlaması sonucu bir Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Bir kişi ise bacağını kaybetti. Geçen hafta gerçekleşen bu olayda Füzuli sakinleri Nuru Nuriyev ve Elnur Heşimov kontrol noktalarının dışında bulunan yollardan aşağı Abdurrahmanlı köyü istikametinde yürürken Ermenistan tarafından mayınlanmış araziye girdi. Antipersonel mayınına basan Nuriyev hayatını kaybederken Haşimov ise mayının patlaması sonucu bacağını kaybetti. Mayınlar bugüne kadar birçok can aldı. Geçtiğimiz ay Azerbaycanlı iki gazeteci de mayın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Ve 2. Karabağ Savaşı'nın bittiği günden bu yana 3300 hektar arazi mayınlardan temizlendi. Sadece bu bölgede 8500 antipersonel mayını, 4000'e yakın tanksavar mayın ve 9000'den fazla patlamamış mühimmat bulundu. Ermenistan'dan Adam, Füzuli ve Zengilan şehirlerinin mayın haritalarının alınmasıyla temizleme işlemlerinin hızlanması bekleniyor.
Geçen hafta Qarabağda Azərbaycan askeri yaralandı. Azərbaycanın Savunma Bakanlığı Qarabağda yasa dışı erməni qrupların saldırısı sonucu bir Azərbaycan askerinin yaralandığını açıkladı. 6 Temmuz günü saat 17:50 sıralarında Rus barış güclərinin geçici olarak görev yaptığı Azərbaycan topraklarındakı yasa dışı erməni silahlı qrupları Adam bölgesinin Aliağalı köyü yönündə Azərbaycan ordusu birliklərinə ateş açdı. Azərbaycan Savunma Bakanlığı açılan ateş sonucu yol iyiləşdirmə çalışmalarında görev yapan asker Sakit Dadaşovun yaralandığını açıkladı. Yaralı asker ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Rus Barış Gücü Komutanlığı ile Adam'da bulunan Türk-Rus Ortak Ateşkes İzləmə Mərkəzinə olayın araştırılması için haber verildi. Türkiye'nin yerli aşısı TürkoVac'ın 3. faz çalışması Azerbaycan'da da yapılacak. Azerbaycan Tibbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği Tabip Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Ramin Bayramlı yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin ürettiği TürkoVac adlı aşının 3. faz çalışmasının Azerbaycan'da da yapılacağını duyurdu. Çalışmalar kardeş Türkiye ile ortak olarak yürütülecek. Bayramlı, TürkoVac'ın 3. klinik faz çalışmaları Azerbaycan'da gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar başarılı olursa Azerbaycan hem kardeş ülke olduğu için hem de 3. faz çalışmaları yürüttüğü için bu aşılara daha kolay sahip olabilecek diyerek sözlerini tamamladı. Bugün ulusal kanal olarak daha bir şehidimizin hayatından bahsetmek istiyorum. Qarabağın önemli bir noktası olan Şuşa'ya ilk kez ayak basan özel subayımız Asef Ağayev oldu. 44 günlük Qarabağ savaşından sağ kurtulan kahraman subayımız 10 Aralık'ta Bakü'de askeri geçit törenine bile katıldı. Daha sonra Qarabağda Ermeni teröristlerin provokasyonlarını önlemek için yine terörle mücadele operasyonlarında görev yapan Asef Ağayev mayın patlaması sonucu şehit oldu. Bugün Asef Ağayev'in ailesini ziyaret ederek babası Abid Ağayev ile görüştük. 1. Qarabağ Savaşı'na katılan Abid Ağayev oğlunun kahramanlığından gururla bahsetti. Hərbi xidmətlərində əziyyət olan bunun komandirləri var, dostları var, polkovnik ilava, generalımız Hikmət Mirzəyev var, ona çok büyük təşəkkür. Ali Başkomandamızın hörmətli prezidentimizə çox sağ ol deyirik ki nə yaxşı ki bu 44 gün ərzində bu özümüzün halal torpaqlarımızı biz qaytara bilmədik. Bizim evladlarımız, balalarımız bunu yani qan bahasına dostlar, ha onun da helal olmalıydı. Yani qaytardıq hal-hazırda ki şükürlər olsun ki Yahudi düşməndən torpaqlarımızı azaddır, yaşayırıq. Bir de ki her şeyde yine dediğim gibi Asef öyle bir adlar koydu ki Asef öyle bir yol geçti ki hamıda göz kabağında ona Şofatiye adı verildi. Ona hatta dövüşen müddette ona canavar, cesur, ürek, vahşi lakabı adlar verildi ki yani Asef hamının emeği var, hamının zahmeti var. Ben hamıya çok sağ ol deyirəm. Bir de ki, ben elə istiyordum ki, ben dövlət başçımızla ve Ali Başkomandamla ben oğluma Milli Qəhrəman adı verilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Ekber. Şuşa məscidinin içində Allah-u Ekber. Qaxlı Zoma, Devil Nur. Asef, Qaxlı Zoma. Şuşa məscidi. Elnur, buradan atava anava nə demək istəyirsən? Qaxlılara nə demək istəyirsən? Qaxlılara hamısına salamlar deyirəm. Qaxlı olanlar. Qaxlı olanlar ilk girənlərdəndir. Yəni bu yadınıza saxlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Bura artıq məscidimiz təmizlənir. Evet, aslında Asef Ağayev Azərbaycan xalqının bir qəhrəmanı və milli qəhrəman unvanına layiq görülməsi gərəkən kişilərdən biridir. Çünki 44 günlük Qarabağ savaşının belirleyici anları Şuşa şehri ətrafında yaşandı və Qarabağın alınmaz kalesi sayılan Şuşa şehrini azad edən savaşçılar
özel hareket askerleriydi. Şuşayı top ve tanklarla değil, yüz yüze savaşarak ermenilerden kurtardılar onlar. Ve Asef Ağayev düşmanla karşı karşıya gelerek savaşan ve büyük kahramanlık gösteren o özel kuvvetlerden biriydi. Bu nedenle kendisine Şuşa Fadihi denilmişti. Şuşa'ya ilk ayak basan ve Şuşa camisinden ilk görüntüleri Azerbaycan halkıyla, bizlerle paylaşan Asef Ağayev gerçekten Azerbaycan'ın milli kahramanı. Azerbaycan devletinin başkomutanı Sayın İlham Aliyev'in şehidin babasının bu isteğini dikkate alacağına inanıyoruz. Allah kahraman şehidimize rahmet eylesin. Seni unutmayacağız Asef. Yaşasın spetsnaz. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Yaşasın Azerbaycanlılar. Bu güzel gün hamımıza kısmet olsun. Evet, Azerbaycan gündemini böylelikle noktalayalım. Yeni haftada yeniden ulusal kanalda buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.